Yakışıklı biraz itidalli olmak lazım. Çünkü zorluğu yaratan Allah olduğunu bilmek gerekiyor hemen o anda. Ya telaş ediyor. Allah'ın dışında bir şey oldu zannediyor. Ya bu çok anormal bir hareket. Allah'ın dışında hiçbir şey olmaz. Tabii. Ani bir şey olduğunda mutlaka Allah yapar. Yavaş bir şey olduğunda da Allah yapar. Allah'ın meydana getirdiğini bilip sakin olmak lazım. Sonra orada Allah'ın ne demek istediğine bakmak lazım. Yani oradaki işarete bakmak lazım. Allah'ın ne demek istediğini anlayıp ona göre hareket ettiğimizde hiçbir şey olmaz. Her şey en güzel şekilde tevdi olur, o yöne döner. Yani Allah'ın işaretlerini takip etmek önemli bir sanattır. Allah'ın işaretleriyle hareket etmek büyük bir kolaylıktır. Kalbimize vahyedilir ama bir de işaretler vardır. Yani bak, kalbimize vahyin dışında işaretler vardır. İşaretlere de önem vermek lazım. Mesela Hristiyanlar, daha önce anlatmıştım, çok önem verir işaretlere. Mesela kapıdan çıkacak, ayağa takılıyor. Yine bir şey yapmak istiyor ama bir daha ayağa takılıyor, bir şey var demektir. Yani onu önemsiz görmemek lazım. Yani o durduk yere olmaz. Bir işaret vardır. O işareti anlayıp ona göre gitmek gerekir. Mesela bir evi alacak ama bir türlü alamıyor. Onda da bir işaret vardır. Allah her şeyi bir hikmetle, hayırla yaratır. Ama tabii benim yakışıklım somut bir olay söylerse, o somut bir olayı da anlatım yapabilirim, genişletebilirim. Ama genel mantık Allah'a tevekkül ederek akılcı, Kur'an'a göre çözüm aramaktır bu tip olaylarda. Evet, dinliyorum.